Bugün 4 Temmuz, ben Ali Çağatay, Emlak Analiz programıyla karşınızdayız. Emlak Analiz programını her zaman olduğu gibi program partnerimiz Mustafa Aşkın'la birlikte yapacağız. Bugün Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'i ağırlıyoruz. Konuşacağımız çok şey var. En başta yeni çıkan bir imar yönetmeliği var. Yeni çıkan imar yönetmeliğine karşı çıkanlar var, destekleyenler var. Ya da yönetmeliği anlamak isteyenler var. Hatta haberdar olmayanlar var. Dolayısıyla her yönüyle konuşmaya çalışacağız. Şimdi Hamit Bey, yönetmeliği inceleme şansınız oldu tabii, tahmin ediyorum. Artıları ve eksileri diye baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani yönetmelik hangi ihtiyaçlara cevap vermek üzere çıkarılmış bir yönetmelik gibi geliyor size? Şimdi yönetmeliğin artı eksilerine baktığımız zaman yönetmeliğin en önemli artısı ortada bir belirsizliği kaldırdı. Çünkü belediyelerden tamamen yetki alınmıştı. Bakanlığın 2013 senesindeki belirlediği yönetmeliğe göre giden bir sistem vardı. Onun kaldırılması oldu. Bir, ikincisi yapacağınız bir projenin eskide süliyet olarak mahallelerde renkler, boyları, oranları belirlendi. Evet. Diyelim siz sarı, öbürü kırmızı, öbürü yeşil yapamıyor. Orada renkleri belediyelere bu yetkileri verdi. Yani bir proje onayı esnasında renklerini ve katlarını belirleme yetkisi verdi. En önemli getirilerinden birisi mahalle aralarında yapılan bir yapının hak kazanmış olduğu hakkı bundan önceki yönetmelikte siz bunu alamıyordunuz. Evet. O bir açık çıkma yapmışsa veya kapalı çıkma yapmışsa size bu imkanı sağlamıyordu. Yeni yönetmelikle mahalle arasındaki yapılarda bu oranı da eşitledi. Bu imkanları da getirdi. Ama çevresinde yapılaşma yoksa bu yapılaşmaya belediye sınırları içerisinde belediyenin belirlediği yetkiler doğrultusuna verdi. Yeni yönetmelik belediyelere yetki verdi. Belediyelere şunu dedi. Kendi bölgenizdeki planlar, ben plan yapıyorum ama kendi bölgenizdeki arazilerde ruhsat verirken, imar verirken şehrinizi, semtinizi güzelleştirecek, şekilleri bozmayacak şekilde yetkilendirin ve izin verin dedi. Bu uygulandığı takdirde bu güzel olur. Bundan önceki ticari alanlarda home office yapılıyordu. Evet. Home office'i de rezidans olarak satıyorlardı ticari alanlarda. Konut alanlarında değil. Buna sınırlama geldi. Dedi ki yok, rezidansa rezidans, home office'e home office. Sen home office yapıp rezidans olarak kullanamazsın. 1+0 kendi ülkemize, bizlere aile yapısı olarak da ters olan bir yapıydı. Bu 1+0'lara sınır getirdi. Artık 1+1. Eğer bir aile, bir genç aile oturabilecekse bir 1+1'e ihtiyacı var. Yani mutfağı, banyosu, yatak odası ve salona ihtiyacı var. Bunlara sınırlama getirdi. O yüzden dezavantajlara, avantajlarına baktığınız zaman bir belirsizliği yok etti. Tabii ki önümüzdeki günlerde daha açıklanacaktır. Bundan mutsuz olanlar da vardır, mutlu olanlar da vardır. Ama çerçeveyi şöyle çizdiğimizde aslında yeni yönetmelik, eski yönetmeliğe oranla müteahhitlerin elinden bir şey almadı. Siz bir araziye plan yapıyorsanız, proje yapıyorsanız, o projeyi, planları da yönetmeliğe göre kat karşılığı alıp veya satın alıyorsanız, sizde bir sıkıntı yaratmaması gerekiyor. Beklentiye göre değerlendirmek gerekiyor. Artıları, eksileri tabii ki olacaktır. Bazılarını rahatsız edecektir, bazılarını etmeyecektir. Yeni yönetmelikte 30.06'ya kadar kat karşılığı veya satın almış müteahhitler, bizim gibi firmaların ruhsat müracaatları yaptıkları takdirde 1 Ekim'e kadar bu haklara sahipler. İhale ile veya ihale yoluyla alınmış şartlar yerine getirilmiş ama ruhsata bağlanmamışlar, buna dahil değiller. Buralarda bir tezatlıklar oluştu. Ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bizim bu yönetmeliğe acilen ihtiyacımız vardı. Çünkü bir belirsizlik vardı. Çıkması gerekiyorsa çıkmalıydı. 1 Ekim itibariyle de yürürlüğe girecek. Baktığımızda, incelediğimizde bizler için çok dezavantaj yok. Aksine belki de önümüzdeki günlerde daha planlı, daha programlı, belediyelerin ayaklarını yere sağlam basıp karşısındaki insanlara çerçeveleri çizip belirleyeceği projelerle
daha güzel şehirleşme olacağına inanıyorum. Şimdi benim soracağım soruyu Mert Bal sormuş. Diyor ki otopark düzenlemesiyle ilgili de herhangi bir husus var mı acaba? Evet var. Var. Diyor ki peki. Kapalı alanların altındaki otoparklar emsal dışıdır. Ticari alan yapıyorsanız bilene o ticari alanlarda kapalı otopark yapma şartı getirdi. Bu çok önemliydi. Çok önemli. Sayın Bakanımız da buna üzerinde hep duruyordu. Otopark olayında sınır koymadı. Siz alta ne kadar inerseniz inin, otopark ne kadar yaparsanız yapın, ben bunu inşaat emsal dışı bırakıyorum dedi. Sosyal alanları çok önemli. Biz Bodrumlarda da havuz yapamıyorduk. Havuz yaptığımız zaman emsale giriyordu. Sosyal alanlar, havuz alanları, dans alanları, spor alanları emsal dışı bıraktı. Konutlardaki depo oranını artırdı. Konutlara altta depo yapamıyorduk. Emsal dışıydı. Konutlardaki depo alanını artırdı. Yani yerin altındaki kullanım alanını bir anlamda serbest bıraktı. Serbest demeyelim ama eskisine göre çok daha genişletti. Evet, diyor ki sen yerin altına yapabilirsin. Otopark yapabilirsin, depo yapabilirsin. Yukarıdaki konutu rahatlatmak için onların sosyal alanlarına daha imkanları sağlayabilmen için yerin altına inebilirsin. Ama yerin üstündekine çıkmak için bana uyacaksın, benim yönetmeliğime uyacaksın diyor. O yüzden yer altına inilmesi iyi oldu. Benim en çok bireysel binalarda, riskli bina yapılarda yer altına inmeyip yer üstüne çıkıp açık otoparklar gösterilen alanlar benim çok müzdariptim bu konularda. Çünkü 10 sene sonra, 15 sene sonra bu ülkenin, İstanbul'un altına konulmuş bir bomba olarak görüyordum. Çünkü 10 daireyi yıkıyorsunuz, 20 daire yapıyorsunuz ama altına otopark yapamıyorsunuz. Otopark ne oluyor? Yaptığınız 20 dairede ikişer otoparktan 40 araba geliyor. Önce 10 daire vardı, 10 arabaydı, 40 araba geliyor. Bu da sokaklara park edilecekti. Tabii. O yüzden bunların önü kesilmiş oluyor bu şekliyle beraber. Eğer sen ticari alan yapacaksan, ticari alanın önünde de otopark alanı yoksa o otoparkı aşağı indirmek zorundasın. Sadece bu sebeple bile desteklenebilir değil kesinlikle, mi? Yani Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri, büyük kentlerin en önemli problemlerinden bir tanesi otopark. Otopark meselesine derinlikli bir çözüm getirdiğini düşünüyorum bu haliyle. Belirsizliğin ortada kalkması nedeniyle desteklenilebilir. Çünkü ortada bir belirsizlik vardı. Her belediye ne yapacak? İstanbul yönetmeliğine göre mi, belediye yönetmeliğine göre mi, bakanlığın yönetmeliğine göre mi, hangi yönetmeliğe gideceğinin bir belirsizliği vardı. Bu belirsizliğin ortada kalkması nedeniyle kesinlikle olumlu bir harekettir ve 1 Ekim sonrasında da ben yeni plan ve yeni yönetmelikte belediyelerin önünü daha çok açacaktır. Bizler için de, belediyeler için de, vatandaşlar için de biraz daha sanki olumlu olacak diye düşünüyorum. Şimdi çok kişisel bir soru belki ama yanıtlayabiliriz diye düşünüyorum. Sizin o donanımınız olduğunu düşünüyorum ben. Çağdaş Sönmez Işık diyor ki, Sarıyer Gümüşdere'de 1/1000 imar planları 7 senedir bekliyor bakanlıkta. Acaba diyor yeni yönetmelikle kapsama alanı içine girecek mi? Şimdi bu kapsama alanı içine giren ve çıkan bazı şeyler var. Biraz önce içeride konuştuk. Acaba buradaki uygulama kapsama içine girer mi? 7 yıldır bekleyen bir düzenleme. Tabii şeyine vakıf değiliz. 1/1000'likler değil de acaba 25.000'likler mi? Yok, 1/1000'lik diye bahsediyor. 1/1000'likler. Yani işte 1/1000'likleri ilçe belediyeleri yapıyor. 5.000'likleri ana kent yapıyor. Yani bakanlıkta beklemesinin orada bir başka bir sebebi, vardır. Çünkü binlikleri yapar, ana kentte 5.000'likleri yapar. O şekil uygulamaya gider. Onun o başka bir şeydir. Acaba bir imar alanı dışındaki bir alanların imar alanının içerisine sokulması için binlik planların hazırlanıyor ama bakanlığın görüşü sorulmuş olabilir. Bu bekleniyor olabilir ama yeni yönetmelikte çerçeveler çok çiziliyor. Yeni alanlar, yeni tarım alanların konuta çevrilmesi, yeni konut alanları, etrafında konut olmayan yeni inşalar ve her şeyden önce süliyetler belirleniyor. Bu çok önemli. Yani tabii orada ağzımız yandı. Önde bakıyorsunuz 3 kat, arkada bakıyorsunuz 8 kat. Bunlar engelleniyor. Hile ortadan kaldırılmış oluyor. Resmiyette neyse projeniz, yerinde uygulamada da o şekil uygulamaya geçiliyor. O yüzden yeni yönetmelik biraz daha eli yüzü düzgün, önümüzdeki yıllarda bize daha avantaj sağlayacak gibi görünüyor.
Ben çok olumladığım bir yanını tekrar üzerine vurgu yapmak için söyleyeceğim. Sonra Mustafa senin soruların olabilir Hamit Bey'e. Bu renk belirleme konusunda belediyelere verilen yetki bence son derece olumlu. Müthiş bir şey. İnanılmaz bir şey. Müthiş bu bir şey. Mesela dünyada biliyorsunuz bazı kentler renkleriyle, işte Bodrum beyaz bir kenttir değil mi? Mikonos beyaz bir adadır. Marrakeş turuncu bir kenttir. İşte Marsilya mavi bir kenttir falan, böyle gider. Bizde de şimdi bakın mesela Anadolu yakasında Maltepe'den Tuzla'dan Beykoz'a kadar, yani bir ona çok deyimi mazur görsünler ama böyle hani çıfıt çarşısı gibi bir renk armonisi oluyor ki ona renk demek mümkün değil. Belki bu şekilde bazı bölgeler sadece belli renklere bezenirse o dışarıdan bir estetik algı da yaratır diye düşünüyorum. Geç kaldığını bile düşünüyorum ben şahsen. Şimdi projelerde dış maliyetler çok pahalıdır. Yani dış maliyet dediğimizde sadece bir boyayla, bir tamirle tabii olacak iş değildir. İnanın yeni yönetmelikte benim hoşuma giden en güzel getirisi budur. Renkler ve tipler belirlenmesidir belediyelerce. Belediyeler de kendini işte Sarıyer'e göre, Etiler'e göre, karşısı Çengelköy kendine göre renklerini belirlediği zaman o renkleri de belediyeler katalog haline getirip arkada sen proje yapıyorsun ama malzemen bu, ürünün bu, rengin bu dediği zaman zaten süliyet mecburiyeti getirmesi de en önemlisi bu. Bunu dediği zaman bizler buna uymak zorunda kalırız. Ben İç Anadolu'yum, kendime göre renk. Karadeniz'i kendine göre, Ege'li kendine göre renk yaptığı zaman ve alttaki de bir gece konduğu veya tek katlı, iki katlı kendi imkanlarıyla yapan insanlar da ayrı renk yaptıkları zaman işte şehrin, mahallenin çıkılmazdı. O zaman başlıyor. Peki. Şimdi siz yönetmeliğe çok hakim olduğunuz için izleyiciden de o yönde sorular geliyor. Neva Ulusoy diyor ki tarım alanlarının konut alanı olmasıyla ilgili değişiklik nedir? Yani orada nasıl bir ayrım koydular? Tarım alanı olan yerlerde konutlaşma olmayacak mı? Yoksa konutlar için ayrılan alanlarda tarım yapılamayacak mı? Şimdi tarım alanların konut alanına dönüşmesi genelde kaçak yapılarla başlıyor. Bu önünü engelliyor kaçak yapılaşmanın. Evet. Plansızlıkla başlıyor. O yüzden belediyelere yetki veriliyor. Burada biraz önce onu söyledik. Dedik ki yan komşuna bir yapı yapılmışsa, o yapı yıkılmayacaksa, sana bir imar veriyorsa ona uyduruyor. O şekilde. Ama hiçbir yapılaşma olmadığı bir alanda yapı veriyorsa yönetmelikteki tarife uygun şekilde yapı iznine tabisiniz. Onun artısı eksisi yok. O yüzden tarım alanları zaten yapı alanı dışındadır. Yani imar alanı dışındadır. Tarım alanına konut yapılıyorsa bu kaçak yapılıyordur. Onun için 50 binliği, 25 binliği, 5 binliği, binliği yapılacak, gelecek ki konut alanı çerçevesi içerisine girsin. O yüzden bu önümüzdeki yönetmelikle beraber tarım alanları, konut alanları ve çizgiler de çok iyi yapılacağı öngörülüyor. Evet, bu arada güzel sorular geliyor değil mi? Evet, çok ilginç. Çünkü neredeyse yönetmeliği didik didik ediyoruz şu anda. Meraklı bir konu, çünkü çok ilginç bir nokta daha var. Yönetmelik bir %20-25'lik ortak alan kullanım hikayesi vardı. Orada bir de sınır vardı. Şu tarihe kadar müracaat edenlere kentsel dönüşümde size %25 ortak alan kullandıralım. Ama vazgeçerseniz, daha önce müracaat etmezseniz de %20'ye tabisiniz. Orada esas bir adaletsizlik vardı. O adaletsizliği de bir parça gidermiş oluyor. Velev ki siz o belli süre içinde belli evrakları götürüp belediyeye müracaat etmediniz. Ne oldu? Otomatikman belki yeni yapıldığında evinizde bir daire, bir oda olmayacak. Dolayısıyla şimdi her şeyi yeknesaklaştırması da bence olumlu bir gelişme. Belki ufak tefek tadiller veya şeyler, düzenlemeler de bu süreç içinde olabilir ama özü itibariyle estetik de çok önemli bir şey. Bizim şehirlerimizin en önemli eksiklerinden bir tanesi herkesin, kelimeye mazur gönüllüsen, kafasına göre ev yapıyor olması. Bir yanda evet, bakıyorsunuz plaza kılıklı bir apartman dairesi, bir yanda bakıyorsunuz daha geleneksel yapılmış bir apartman dairesi. Dolayısıyla bunu da yapmak çok önemli. Bir karakter olması lazım semtlerde, ülkelerde, şehirlerde. İnşallah daha iyi olacak. Şimdi bir tip yönetmeliği ve %20-25 vardı. Evet, burada bir karışıklık vardı. Yeni yönetmelikle o. Bir de yeni yönetmelikte getirilen çok güzel bir şey var bizler için. Eskide net alanlar süpürülebilir alanlardı. Şimdi net alanı tanımı diyor ki, evet, dış duvarda yani hava boşluğu, tesisat boşluklarından sonra duvarlar hariç net alandır. Bu dış çerçeve içerisinde ise bu güzel. Yani bir kibrit kutusunu belirleyin. Kibrit kutusunun içerisinde 4 tane oda
iki tane banyo, üç tane şey yapıyorsanız o duvarları net alana sokmuyordu. Şimdi burada diyor ki duvarlar içerisindeki alan net alandır. Işıklıklar, hava bacaları ve boşluklar düştükten sonra diyor. Burada da bir tanımlama getirmesi bizler için iyi oldu. Hukuksal olarak burada da sıkıntı var. Güzel bir soru daha var. Okan Aybar diyor ki mimarinin standartlaştırılması ile ilgili bir çalışma var mı yönetmelikte? Yani mimariye de bir düzenleme getiriyor mu? Örneğin şöyle ben açılmama yapmak için söylüyorum. Şimdi Amasya değil mi? Kendine özgü bir mimarisi olan bir yer. Safranbolu öyle, evet. Bartın öyle, Tokat öyle. Bunlar hep şehzadeler kenti. Manisa öyle. Buralarda bir yüzyıl önce yapılan ahşap yapıların yerine yapılan betonarme yapılar tamamen böyle bir ucube ve standart dışı üretimler olarak kendini gösteriyor. Oysa böylesi bir yönetmelik olsaydı ya da buna uygun bir yönetmelik olsaydı belki 100 yıl boyunca biz Amasya'da Amasya'ya uygun evler yapmaya devam ederdik. Ama böyle bir standart olmayınca herkes kafasına uygun ev yapmaya başladı ya da konut yapmaya başladı. Bu yönetmelikte mimariyi, özel olarak mimariyi tarif eden unsurlar var mı acaba? Var. Çünkü diyor ki eğer bir katı iki kat bina yapacaksanız siz beyaz yapacaksınız. Ama katları yükseldikten sonra renk süliyete göre belediye onayıyla geçecek diyor. Burada yetkiyi belediye veriyor. Belediyelere yetki veriyor. Evet. Diyor ki sen renklerini, dış cephe renklerinin tüm malzemeleriyle beraber belirleyip süliyet halinde alabilir, projeyi öyle onaylarsın diyor. Bundan önce biz süliyet göndermiyorduk. Üç boyutlu bir resim projenin başına koymuyorduk. Yani projeyi çiziyorduk, ruhsat projesi onaylatıyorduk. Sonradan da uygulama projelerini yapıyorduk. Ama şimdi diyor ki sen ruhsat projesi, uygulama projesi değil, bana üç boyutlu yapacağım projeyle beraber geleceksin, onaylayacağım ve bu projeyi getireceksin. Burada da ne oluyor? Sen malzeme seçimini, renk seçimini sınırlamış oluyor. Ve ister istemez mahallelerin ve belediyelerin bir renk kalitesi oluyor ve bir görsel güzelliği oluyor. O yüzden bu madde var, getirilmiş. Evet. Peki Osman Tevfik Eruygun, izleyicinin ilgisi artıyor giderek onu söyleyeyim. Diyor ki lütfen Bodrum'daki dış cephe boyaları resmen Bodrum'u çirkinleştiriyor. Bunu dile getirin, minnettar olurum diyor size. Evet, Bodrum'la ilgili, yani Bodrum'un yapısını bozan binalar yapılmaya başlandı son zamanlarda. Özellikle turizm tesisleri, hem de böyle olmadık yerlere lisans verilen turizm tesisleri o yapıyı bozuyor. Umarız bu bozulmanın önüne geçer bu yönetmelik. Şimdi grafiklerimiz var. Arkadaşlarımız o grafikleri versinler. Konut fiyat endeksleriyle ilgili bir grafik. Bu endeks eşliğinde geçen yılı bir konuşalım Hamit Bey sizinle. Nasıl geçirdik geçen yılı? Yani iyi bir yıl olarak niteliyor musunuz? Şimdi ben her dost sohbetinde de bunu söylüyorum. 2016 senesinin 15 Temmuz'u gecesini yaşadıktan sonra 16 Temmuz itibariyle inanın geçirmiş olduğumuz bu 11 ay bizim için asla kötü değil. Çok çok iyi. Çünkü neden? Biz bir uçurumun başından döndük. Evet. Allah korusun. 16'sında 15'i gecesi bu hain darbe gerçekleşmiş olsaydı bugün ülkemiz parça parça olurdu. Ben hep şunu söylüyorum. Biz bugün kötünün iyisini yaşıyoruz. Tabii ki sektörde sıkıntılarımız oldu, diğer sektörde sıkıntılar oldu. Bu normaldir. Çünkü biz 2016'da iki seçim yaşadık. Bir hain darbe kalkışması yaşadık. Sonraki süreçte bir referandum yaşadık. Dış güçlerin, iç güçlerin olayları nedeniyle, sınırımızdaki olaylar nedeniyle hiç sıkıntısız günümüz olmadı. Hep sıkıntılı, problemli günler yaşadık. Buna rağmen biz bugün oturup 2016'ya rağmen 2017 satışlarımız nasıl %20, %10 düşüğüyle de devam ediyorsa ben bunu başarı olarak kabul ediyorum. Evet, 2014, 2013, 2012 satışlarını göremiyoruz. Evet. 2016'da da satışlar durağandı, 2017'de de durağan. Şu an sektördeki arz fazlası var mıdır, yok mudur ona baktığımız zaman değerlendirirsek, kimine göre var, kimine göre yok. Bölge bölge var. Ben hep şunu söylüyorum, bugün 3000 ile 5000, 6000 TL arası satışlarda satış sıkıntısı yok. 10.000, 8.000 ile 20.000 TL arası satışlarda sıkıntı var. Lüks segmentte. Lüks segmentte evet. Sıkıntı var. Çünkü neden? Siz 20 milyon, 15 milyonluk bir İstanbul'u baz aldığınız zaman
biz orta gelirin altı 3000 ile 7000 TL arası satışlarda diyebilirsiniz ki müşteri profili 5 milyon. Ama bir 8000, 10000'in üzerindeki müşteri profili 500 bin. Bunun da bir kısmı bu profilde de üstelik bekleyelim görelim yarın ne olur beklentisiyle beraber orada biraz durağanlık var. Ama alt kademede sosyal konut yapıp sosyal konutun bir üstü sosyal konut içeriğinde lüks konut yapan bizim gibi demir inşaat gibi firmalarda çok şükür bu sıkıntıyı çok yaşamıyoruz. Çünkü biz tüketiciye satıyoruz. Bizim şu an kaybımız yatırımcı. Bir senedir yatırımcı ortada yok. Yatırımcı bir kenarda bekliyor. Yatırımcı tanımlarsak nasıldır? Eskide 10 daire, 20 daire, 30 daire alırdı lansmanlarda. Bittiğinde satar, bunun karını yapardı. Bu yatırımcı biraz geri çekildi. Bekle gör şeklinde. Ama oturumcu bir şekilde ihtiyacı varsa konut alıyor. Biz Nisan ayında kredili satışımız çok durağandı. Ama bu ay biraz daha kredili satışlar arttı. Çünkü neden? Vatandaş biliyor ki inşaat malzemelerine zam geldi. Konut bu zamı almadı. Önümüzdeki günlerde Allah'ın izniyle inşallah çok güzel günler bizi bekliyor. O günlerde konut zamı aldığında bu fiyatlara konut bulamayacağı endişesiyle bir alım başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde ben bu alımın, bu hareketliğin artarak da devam edeceğine inanıyorum. Peki Mustafa, son birkaç dakika, yazı nasıl geçireceğiz onu sana soracağım, öyle kapatacağız. Yıldırım Onay'ın bir sorusu var, ona çok kısa bir yanıt verebilirim ben. Diyor ki yapılarda otopark teşvik için otopark alanı emlak vergisinden istisna tutulamaz mı? Tutulabilir ama bu tabii yönetmeliğin işi değil, biliyorsunuz vergiler yasalarla ve bütçe yasasıyla konulabilir ancak. O da anayasadan kaynağını aldığı takdirde yönetmeliklerle tüzüklerle herhangi bir şekilde vergi konulamıyor ama bunu buradan duyurmuş olalım. Otopark uygulamasının bence istisna tutulması gerekiyor. Nasıl geçireceğiz yazı? Birkaç cümleyle ikişer dakika paylaştırayım size. Kötü değil. Hamit Bey'in dediği gibi başımıza gelmeyen kalmamasına rağmen Türkiye'de satışların rakamlarına baktığınızda gerçekler rakamlarda gizli. Ocak-Mayıs 2016'da toplamda 524 bin adet konut satılırken aynı dönem bu yıl 556 bin satılmış. Yani 25 bin tane daha fazla var. İlginç bir nokta daha var. İpotekli konut satışları 164 binken bu sene 210 bine çıkmış. Burada özellikle kamu ve belli bankaların konut kredili faizlerini düşürmüş olmasının ciddi etkisi var. Diğer satış türlerine baktığınızda 359 binken Mayıs-Ocak 2016'da bu sene 346 bin olmuş. Ondaki düşüşün nedeni ipotekli konut satışlarının artmasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan baktığımızda konut fiyatlarına, bu bizim grafikler şeyden geliyor. Merkez Bankası'nın konut fiyat grafiklerinden geliyor. Biraz yavaşladığını görüyorsunuz konut fiyat artışlarının. Bu da normal. Çünkü konut fiyatlarındaki artış veya herhangi bir varlıktaki fiyat artışı ilelebet devam etmez. Evet. Zaman zaman dengelenir ve zaman zaman da düşebilir. Özellikle reel, yani enflasyonun arındırılmış fiyat artışına baktığınızda İstanbul'da reel fiyat artışının yavaş yavaş eksiye döndüğünü görüyoruz. Son 3-4 aylık periyot içinde. Bu neden kaynaklanıyor? Bir, Hamit Bey'in dediği gibi yatırımcı azlığından kaynaklanıyor. Çekildiler, bekliyorlar. Diğer taraftan da belli yörelerde arz fazlası var. Onun yarattığı fiyat gerilemesini görüyoruz. Ama nominal, yani enflasyondan arındırılmamış fiyat artışına baktığınızda hala İstanbul'daki fiyat artışı %13'ler seviyesinde. Ama çok ilginç bir şehir var. Özellikle o da İzmir. Evet. İzmir son birkaç aydır çok ciddi derecede imelenmiş görünüyor. Peki bu uzman görüşüydü. Sektör görüşü 2 dakikada sizden. Şimdi ipotekli konut satışlarında bankaların faiz indirimiyle artmadı bu. Biz firma sahipleri 60 ayda 0, 120 ayda 0, 60, 72 faiz oranlarıyla kendi karlarımızı tamamen minimum edip faiz oranlarıyla verdik. Yani o faizi bankalara biz destekledik. Türkiye'de faizler çok yüksek. Bu bir gerçek. Faizler kesinlikle iki rakamların altına düşmek zorunda. Düşmeli de. Cumhurbaşkanımız da bu feryat ediyor. Ama konut ipotekli satışların artmasının sebebi biz müteahhitler, onların da faiz şeylerini biz kendimiz karşıladık. Karşıladığımız için bu artış oldu. Vatandaşlar da bundan çok iyi faydalandı. Mustafa Bey'in dediği gibi %13, %30, %35 inşaat malzemelerine zam geldi. Arsa maliyetleri %30, %35 iken %50'lere çıktı. Konut sektöründeki arkadaşların hepsi şu an
inanın bırakın kar etmeyi, maliyetlerin altına konu satıyorlar. Bu Allah nasip ederse 2018'de bu fiyatlar olmazsa olmaz çıkacak. Ülkenin geleceği yarını bugünden çok çok daha iyi. Ben buna çok eminim. Peki. Allah nasip ederse güzel günler bizi bekliyor. Çok teşekkürler Mustafa. Çok teşekkürler Hamit Bey. Ve böylece bir emlak analiz programını daha burada noktalıyoruz. 2 hafta sonra aynı saatte yine buradayız. Hoşçakalın.